أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Kur'an psikolojisinden okuyacağım. Bugün bir sene oldu mu burada ilk? Ocak, Şubat ayından sonra abi. Evet, ilk defa neredeyiz? İstanbul, Yedi Kule, Gafur'un iş yerinde değerlerine teşvik olur diye söylüyorum. Bir katını medrese yapmış. Adını da Tılsım Dershanesi koymuş. Burada çok ders olmuştur. Bu mekan sizi hatırlatır. Şimdi yeni olduğu için ilk defa burası. Kur'an'ın psikolojisiyle başlayalım. Nedir o Kur'an psikolojisi? Ben hapisteyken Kur'an'a sırf psikoloji diye baktım. Risale-i Nur dersi değildir. İlk önce onu söyleyeyim. İtirazlar edecekler. O Risale-i Nur önüne koymuşlar, şey yapmamış. Risale-i Nur dersi değil. Bir sohbet ediyorduk. İstifade ederseniz size de açtık. Maç konuşuyorduk. Vazgeçtik. Sonra borsadan, şundan bundan konuşurken dedik ya biraz daha Kur'an psikolojisinden konuşalım. Anlaştık mı canlı yayında olanlar şimdi? Meryem suresi 19. süredir. Tamamen değil de ben orada baktığım zaman bana görünen mana. Meryem suresi 11. ayet. İlle meali bulamazsınız. Ya remizdir, ya imadır, ya telmihtir, ya sarihtir. Özel ibadet yerine olsun evde, özel ibadet yerin olsun evde, eski güzel haletlerini de aktif eder o yer. Anladın mı Gafur? Evet abi. Mesela evinizde özel ibadet yeriniz olsun, rastgele her yerde yapma. Her yerde Kur'an'ı oku. Her yerde Kur'an oku da, eğer evde sıkıntı varsa, nerede sıkıntı varsa namazı orada kıl. Kur'an orada oku. Böyle bir sorun yoksa, ecdadın şöyle bir şeysi vardı ki Kur'an'da 11. sure Allah Resulü köşesine çekilirmiş. Yani özel bir yeriniz olsun. 13-14. ayet. Allah'ın bazı insanlara özel ihsanı ta çocuk iken hikmet verilmesi. Bak Allah'ın bazı insanlara özel ihsanı ta çocuk iken hikmetin verilmesi ve şefkat ve ruh temizliği verilmesi sebebi kötülükten çok sakınan biriydi. Yani istikbalde yapacağı, ümmeti yapacağı. Şimdi şöyle bir özelliği var. Bazıları soru sorar. Der ki ne özelliği vardı? Peygamberlere yapılan muamele, özel muamele ümmet içindir. Sen şöyle bir peygamber olmasını ister miydin? Benim gibi düşe kalkan, kusurlarıyla beraber iyilikleri olan, hangisini böyle yapardın? Doğrusunu mu, yanlışını mı? Yani doğruyu mu yapacaktın, yanlışını mı? Dolayısıyla sana itimat ve güven verebilmesi için, küçüklükten beri temiz olması lazım ki sana şaibe katmasın. Yani gene senin mutmain olman için ya. Yani benim için gene. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın temiz, iffetli ve mükemmel insan olması, onun zatına bir bakıyorsa ümmete o 9 bakıyor. Diyor ki, Allah'ın bazı insanlara özel ihsanı ta çocuk iken hikmet verilmesi, herkes kendisine bakabilir. Mesela Emirdağ, birinci Emirdağ'ında sayfa kaçtı? 34 müydü? Yani o sıralarda 50'ye kadar olan şöyle diyor. Nur talebeleri diyor, Risale-i Nur'u tanımadan, tanıyana kadar geçmiş hayatlarına baksınlar ki hakikaten, fıtraten, cibileten öyle bir ihtiyacın, öyle bir sevgüzleştiğin geçmiş ki ona uygun bir şeye geçmiş, yakın yani. Sana uygun yakın geçmiş. Şefkat ve ruh temizliği verilmesi sebebi kötülükten çok
sakınsın. Çok sakınan biriydi diyor. Anne babasına çok iyi davranırdı. Zorba ve asi değildi. Meryem suresinde geçiyor. Aslında hikmet verilmesi, ona sorumluluk yüklenmesi manası da var. Yani hikmet veriliyor ama aynı zamanda bu sorumluluk da getiriyor. Ya yani hikmet verilmesinin sebebi sorumluluk alacak diye. Evet. Yani çok talip olmak da abi, iyi değil. Abi sizin bir şey söylüyordunuz da tam belki yarım söylüyorumdur, siz bir zahmet anlayın. Hal için diyordunuz ki maziyenin hülasası istikbalin de şeyidir, çekirdeğidir gibisine. Yani halde insanın istikbali ve mazisi okunması noktasında öyle gözüküyor diyebilir miyiz abi? Evet, yani özel bu da. Ben şimdi bir şey anlatmak için söyleyeceğim. İlkokul 3'e gidiyordum. 3 veya 4. Bizim memleket böyle, vadi ya böyle, Karadeniz böyle. Biz buradaydık. Buradan karşıki vadiye bakıyorum yani. Arada böyle, o ortada dere akıyor. Yani böyle, ben buradayım. Karşı tepeye bakardım. İlkokul 3 ya. Yalan olur mu yani, tövbe estağfurullah. Yalan nafs-ı kafirdi. Diyordum ki, orası yoktur aslında. Ben öyle gördüğüm için öyle. Ben baktığım için vardı. Ve çok acebime giderdi. Başka bir tane de şey. Mesela benden başka hiç kimse yok. Bunlar beni aldatıyor. Ben asıl yok. Hiç kimse yok. Siz ben yaşıyorum. Başka bir tane de aletimi söyleyeyim. Mesela başka yorum yapacaklar şimdi. Vay be, kendisini nereye koyuyor? Ya ne yapalım işte. Adam da kurtulamıyor. Örnek vereceğim. Kendi yaşadığımdan vereceğim. Da seni yaşamadım ki senden örnek vereyim. Mutlaka sen daha güzelini yaşamışsındır. Sorular sormuşsundur. Ben seni bilmiyorum ki. Şimdi karşıdan bir kamyon geçse, orası şey ya, dağ, bir köy, belki haftada bir tane araba gidiyor, bir tane. Şimdi kamyonun bu kadar ufak gözüküyor, çok uzak ya, sesi geliyor, demece. İçindeki insanın ne düşünüyor diye düşünürdü. Garip. Niye? Bilmiyorum. Bir baktım ki yani son bu şeyde, Enfusi şeyde, hakikaten insanın mahiyeti birdir. İnsan olma itibariyle her şeyi alemine cem etmek, merak etmek istiyor. Evet. Bakinin aynası ya, ne koyarsan koy, dolmuyor. Mesela, gene gülersiniz ama, anneme derdim ki, ilkokul 3 ya, 4 değilim. Anne ben evlenmeyeceğim biliyor musun derdim. Sus! Kabul olan vakitte bir ağzından çıkar, Allah kabul eder. Sus! Konuşma! Bunlar senin nereden hatırına geliyor derdi. İnan, ben evlenmeyeceğim ha anne derdi. Hani akıllı olsaydı niye anneni diyorsun? Yani niye? Demek ki insanlara gelecekte bir sorumluluk verilecek. Yüklenecek o cinsten. Cenab-ı Hak bazı şeyler yapıyor. Mesela okul okuduk ama hiç, mektepte biz motorda olduğu için, gafurda öyle, hep tek cinstik. Yani oradan da korunduk. Evimize televizyon hiç girmemiş. Babam Almanya'da yaşadığı halde köylü ısmarladı, getiriyordu ona ama kendi evine getirmezdi rahmetli. Ve gene evinde yok. Derdi ki çoluk çocuğumu bozama. Kendisi Almanya'da yaşamış, kültürünü taşımış. Bildiği için koymuyor. Bazıları belki de şey yapacak ama sen yakın ne dersen de, ama çok şükür filmlerden, şeylerden mahrum olmuşuz. Alemimize girmemiş. Bazısı yobaz der, bazısı ne der, bir sürü şeyler der. Derlerdi yaşamak. Çok zor. Çok zor. Şimdi 15. ayet. Meryem suresinin 15. ayette ne anlamışım o dört duvar arasında? Bazı ilim ve hikmet sahibi insanların doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun diyormuş Cenab-ı Hak. Yani bazı öyle özel insanlara Cenab-ı Hak şöyle diyor. Doğduğu güne, öleceği güne, yeniden hayata döndürüleceği güne selam olsun. Allah'ın iftihar ettiği meleklerine karşı
üstün tuttuğu, iftihar ettiği kullar yani. İşte bazı insanların doğumu, ölümü, hayatı hep bereket ve maddi ve manevi hayatın sebebi oluyorlar. Bunlardaki her şeyleri bereket. Konuşmaları bereket, yürümeleri bereket, gülmeleri bereket, konuşmaları, bulunmaları, ne bileyim, bereket yani bunlar. Ne yaparlarsa bereket oluyor. Nerede bulunurlarsa bereket oluyor. Hani Allah Resulü'nün hadisi vardı ya, dostunuz odur ki, göründüğü zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatıp Allah'ı hatırlatandır. Bir de okuyayım. İşte bazı insanların doğumu, ölümü, hayatı hep bereket ve maddi ve manevi hayatın sebebi oluyorlar. Bunlar melekuti enfusu olduklarından korkmazlar ve mahzun olmazlar. İnsanlara hikmet kaynağı olup afat-ı semaviye ve arziyeye paratoner oluyorlar. Bunların her şeyleri bereketli olur. 15. ayetti bu. Hazreti Yahya'ya. Yahya. 21. ayet sırayla gitmiyor. 21. Sen de okuyorsun değil mi oradan? Gafur. Ben abi şeye bakmaya çalışıyorum. Mealine mi? Yok. Şu anlar 121 miydi abi? 121. Ben insani berzahlar. Evet. 121. Onu bulmaya çalışıyorum. Ha, 121. Ayet-i Kübra'da. Yani siz onu az önce söylediğiniz kelimeyi yapınca orayı bana çağırdınız. Evet, acayip. Bugün aslında haşir yapacaktım ama ilk dersimiz olduğu için şöyle bir Kur'an'la başlayalım dedim. Çok da ihtiyacım var yani. Nasıl? İnsan mutlu olabilmesi için dört yöntem, dört kuralla işlenmesi lazım o tarla. Teslim, tevekkül, itimat, kanaatı, doğru yerde, doğru yer burası, doğru zaman bu zaman, 3 saat sonra kimse yok burada. Doğru yer, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru şey yapmak. Mesela teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Yani mutluluğun temeli. Mutluluk demek sıkıntı olmaz değil. Sıkıntı da basamak oluverir. Allah Resulü'nün hayatı, ustadın hayatı. Mesela ben söyledim, yani örnek olsun diye söylüyorum. Sıkıldığım zaman hep hatırıma şu gelir. Dur bakalım. Bu bana ne getirecek? Aynı böyle fırtına gibi bakarım. Böyle dünyayı, o bölgeyi sıkar, yağmur yok. Sipsiyah. Böyle bazen felaket bir şey getiriyor. Bazen de çoğun zaman da bir bereket getiriyor. Mesela geçenlerde bir afat oldu değil mi? İstanbul'da şey yağdı. Doğru yağdı. Şimdi ne hatırlattı? İnsan bir kendisi için yaşar, bir de davası için yaşar. Tamam, davası için yaşar. Ben o anda neyi hatırladım biliyor musun? Arabada dersten geliyordum. Metrise girdiğim gün değil, saat. Beni şimdi Silivri'ye naklettiler. Şimdi katip yazıyor. İnan, aha bak, buna üzerine yemin ederim. Aynı anlatıyor. Silivri'ye katip yazıyor. Bir erkek, bir kız, kadın. Kapalı. Silivri'ye Metris'ten oraya nakledildi. Tam şey yaparken bir curcuna patladı. Curcuna. Paldır gün, o gün. Dolu yağıyor. Herkes unuttu beni. Doğru çıktı dışarıya arabasına. Battaniye örtmeye, bilmem ne örtmeye. Dolu, karşı olmaz, camımız kırılmasın diye. Beni unuttular, kaldım ortada. Şimdi bir şey anladım. Kaldım, beni kaydedecekler yani. Metris'ten geldim Silivri'ye. Giriş yapacaklar arabasıyla. Herkes beni unuttu. Ne anlatacağım biliyor musun? Dolu, kar, ben yoldaydım. Dedim, hangi davadan adamın canını yaktınız şimdi? Hangi dava adamın şu anda davayı temsil eden hangi zatın canını yaktınız? Eyvah, öyle mi? Evet. O sema öyle şey yapmaz. Çünkü zatı için yaşasa o sema o kadar şey yapmaz. 11. lamada geçiyor. Diyor ki ayetin bir mana.
O kafirler öldüğü zaman diyor sema alamaz. Ustad diyor ki mefhumu muhalifiyle Kur'an iki yönden tefsir ediliyor. Müslüman öldüğü zaman sema alır. Tepki verir. Mesela girin interneti görürsünüz. Said Nursi'nin ölüm günü Urfa'da ne olmuş? Çamur yağmış. Ha diyeceksin ki Afrika'dan kum fırtınası geldi de işte o anda yağmur denk geldi. Tam o zatın ölümüne fırtına esecek. O anda da yağmur da şey yapacak. Yağmur getirecek o tozu alacak ve Urfa'ya has kırmızı çamur yağacak. Tam tesadüfse tesadüf. Ne yapalım? Kırmızı çamur yağmış. Girin görün. Çamur yağmış. Ya ondan sonra sobanın patlamış bir sürü şey var. Yani kişi kemalatıyla hakkımı helal ettim der demesi lazım kamil insan. Ama o kendi zatı hattı. Bakayım temsil ettiği, hizmetine kabul ettiği Allah, hizmetine kabul ettiği Kur'an bakalım onu affedecek mi? Diyor ki ben hakkımı helal ettim diyor ustad ama Kur'an onu affetmedi diyor. Benim bu programımı kurup o videoyu kesip yayın yapan zat Hazreti Korona vasıtasıyla şu anda toprağın altında. Hazreti Korona. Bak ben ölsün diye bu sistemi kurdu. Adam öldü. Ben ayakteyim hala. Ya aklımdan olacağım ya da hayatımdan. Onun için planıydı. O videoyu kesen. Hazreti Korona sen kal dedi. Sen git aşağıya. Çünkü Allah hakim. Bir şeyi fiilen göstermeye çalışıyorum. Yani madem bu dünya dönüyor. Dava için dönüyor. Herkes ama herkese söylüyor. Dava için dönüyor, dava. Allah davası için döndürüyor. Davasını yüklenen kişiye yüklendiği kadar değer veriyor. Bizim gibi vefasız değil o. Kainat alakadar ediyor onunla. Allah onunla iftihar ediyor. Hatta diyor ya, beni bir yerde mi andın? Ben de sizi bir yerde anlayacağım. Beni toplulukta mı andın? Ben de meleklerin içinde anlayacağım. Allah böyle Allah, Celle Celaluhu. Sen mi davasını, davası için, ben kız kaçırmadım, karşılıklı çek senet vermedik vesaire yapma. Adam, niçin yaptın? Kasıt tabii. Şimdi, niye söylüyorum? Kainat alakadar hepimizle, derecemize göre. Bak ustadı çamur yağdı. Yok değil, girin görün bakın işte. Tarih hadiseye bakın. Çamuriyet gazetesine bakın, manşet atmış. Said Nursi öldü, Urfa'da kırmızı çamur yağdı. Çamuriyet gazetesi var ya, Çamuriyet gazetesi. 21. ayet. Allah'ın rahmeti sebepler içinden gelirken, bazılar ise sebepler arkasından geliyor. Bazılarına rahmet sebeplerle geliyor, bazısı da sebepsiz geliyor arkadan. Geliyor. Nasıl geliyor? Geliyor. İlla Allah sebeplere mahkum değildir. 23. ayet. Yani buradan şu duayı yapabilirsin mesela. Ya Rabbi, bu şeyim olacak cinsten değil. Şey hayalinizde ben bilmiyorum duanızı. Onu siz hayal et. Ya Rabbi, şu istediğim olacak cinsten değil. Ama senin için zor hiçbir şey yoktur. Nasıl yapacaksan bilmiyorum ama onu bana hayli olarak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Çünkü Allah kapıları açan zar. Nasıl yapacak bilmiyorum ama yap. Ya Rabbi o istediğimi hayli kıl. Hayli değilse kalbime uygun hayliye dönüştür. Kalbimi de razı eyle. 23. ayet. Sıkıntılar bir dil olur, bir mekan olur, bir alem olur, bir uyaran, ilham getiren melekler olur. Bunu hapishanede yazıyorum. Bak 23. ayet Meryem'de neymiş? Sıkıntılar bir dildir, seninle konuşur. Sıkıntılar bir mekandır, sende bir mekan oluşturur. Bir alem olur sana, alemi takdim eder, sunar. Bir uyaran olur, ilham getiren melek olur. Sıkıntı kendisi.
Bilmezsin ne için neyi bırakmaya sana gelmiş. Bilmezsin ki neyi getirmiş sana bırakmaya gelmiş. Hikmetini bilmesen keşke Allah daha önce canımı alsaydı derdin. Hikmetini bilmesen öyle canın sıkılır ki hikmetini bilmiyoruz. Allah keşke canımı alsaydı. Meryem demiş. Meryem validemizin sözü bu. Bugün olacağına, bugün benim başıma bu hal geleceğine keşke Allah canımı alsaydı. Dedi mi demedim. Ama koca Ululaz peygamberini doğurmuş haberi yok. Yani dağa gidiyorsun, kavminin içine geldiği zaman kucağında bir tövbe şey yok. Yani artık bundan daha yüz kızartıcı bir şey olur mu? Ey İmran'ın kızı ya! Daha bundan daha ağır bir şey olur mu bir kadın için? Kadın için ne olabilir ya? Ne olabilir başka? Öyle bir toplumda. Öyle bir toplumda. Keşke bunlar başıma gelmeden Allah canımı alsaydı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da buna manada demiş yani bu manada. Ama bak şimdi. Allah öyle bir Allah ki olmazları olduran. Bütün kapılar kapalı açtıran. Peki bilmiyor ki Ululaz peygamberi doğurmuş. O zaman senin sıkıntıların sana ne doğuracağını bilmiyorsun ki. Sana ne doğuracak? Ne doğuracak sana? Mutlaka sana bir şey doğuracak. Rahat dur. 24. Allah'ın muamelesini seyret, karışma. Nerede? Kendinde cereyan eden atmosfere bak. Abi iki de bir alimde şu donup ne var ki? Şu semanın bulutlarının gidişatına sabitiyetini ihtimal verebilir misin ki? Kendi haletini, sabitiyetini istiyorsun. Sanki ben sizden dışında mıyım? Ben de koronaya muhatabım. Ben de psikoloji var. Psikolojim canım sıkıldığı zaman aynen öyle diyorum. Ya bir ateş yakarım, ya su seyrederim. En azından şöyle yaparım ya muslukta. Şöyle yukarıdan aşağıya yaparım. Hakikaten iyi geldi size. Yani Karus yaylasında su akıyor. Sıçradı. Hangi kelimeye sıçradı diye baktım. Onda bile mana aradı. Su sıçradı ya şimdi. Oysa inatla direniyorlar insanlar diye yere geldi. Allah Allah. Kaç iki sayfa ya. Ona bile baktım. Allah var kardeşim, problem yok. İyi ki Allah var. Şu bir tanesine bugün bir şey paylaştığımı söyleyeyim. Baktım ki koronadan olmadan daha beter olmuş. Olsaydı daha iyi. Korkudan daha hiçbir şey yok da korkuyor. Dedim ki Allah bilmeala diyor ki Kur'an'da. Şöyle arıyor. Maraş tarafında, Elazığ tarafında. Oradayım. Dedim ki Cenab-ı Hak diyor ki ne kadar dünya perest, ne kadar dünyayı sevdiniz ki dünyada böyle baki ki ölümü kerih görüyorsunuz. Ölümü çirkin görüyorsunuz. Oysa sizin için o daha hayırlı değil. Gidecek olduğu yeri bilmiyor. Yani ölümü kerih görüyor insanoğlu. Yahudiler misin? He? Yahudiler misin? Yok. Yahudiler için demiyor, sırf demiyor. Yahudiler bu yok değil. Bir salonunda ya. Halkında. Efendim? Şu anda koronadan başka bir salgın daha var. Ses edilmiyor ama ben eczaneden ölüyorum. Çok normal uyuz salgını var Türkiye'de. Uyuz? Evet, İstanbul'da çok var. Baya baya var yani. Akılları bir durduramıyorlarmış. Dur daha. Akıllar başlarına gelecek. Bir şey vardı. Edirne'de bir Allah dostu vardı. Ona hakaret edenler uyuz olmuştu da. O adamcağızın dergahına gelip gelmişlerdi de ona taşları ürütmüş vermişti de iyileşmişlerdi. Allah alem Allah dostlarına ve Allah'ın sevdiği birine buğz etmekten olabilir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü geçmiş kavimlere bakın bakayım hangi kavime uyuz olmuştu biliyor musunuz? Yok. Hani bir tabuta tabutu sekine kim elini sürerse uyuz oluyordu ya kaşıntı.
çekirge afatı, bit belası, uyuz hastalığı, salgın tavuğun. Kardeşim, buna ben deme, rahat et. Ölümü kilik görme. Kötü olsaydı ölür müydü peygamber de? Şimdi bir de okuyayım. Allah'ın muamelesini seyret, karışma. Mevla görelim neyler de seyret. Kendi alemindeki Allah'ın icraatını seyret. Allah yapıyor. Ya böyle baktı ya, ne olacak yani? Allah Allah. Ne yapıyor ya? Seyret sen. Ya biraz böyle hani alıştırmıştık gene burada. Hayalen çık tavana. Yukarıdan aşağı kendini şu anda görebiliyor musun? Şu anda ben görüyorum. Hayali. Yani yapa yapa alışırsınız yani. Şimdi yukarıdan tavandan kendini böyle seyrettiğin zaman kitap önümde. Şeyçi söylemiyorum. Görüyorum. Şu bir de nereye getirecek bu sizi? Vücudunda yaptığı Cenab-ı Hak hastalıklar, cirat gittiği gelmeler, bunlar da seyretmene vesile oluyor. Seyrediyorsun. Bakayım ne yapacak şimdi? Niye başıma geldi? Nerede? Bakayım Allah bunda ne yapacak? Demek nerede? 26. ayet. Bazen en güzel cevap vermemek oluyor. Meryem validemiz. Ey Meryem, ey İmran'ın kızı, ey bilmem şey, sen böyle, sen Allah, sen... Peki o ne dedi? Oruçlu bir demiş, konuşmayalım. Bantlamış ağzını. O zaman bazen en güzel cevap vermemek, çocuğa hadiseye işaret etmek. Bak ona, bazen konuşmaman konuşsun, bazen konuşmaman konuşsun, davranışın... işin, fiillerin ve hayatın konuşsun. Konuşmamakla konuş bazen. 31 ve 32. ayet. İki tane ayeti birleştirdim. Duyuyor musun Gafur? Evet abi. Aklıma geldi demek abi. Cebrail'in aklıma geldi. Geliyor işte. Ya da aklım başıma geldi. İşte. Yani bu Cebrail'e muhatap olduğum veya Cebrail yerini mi aldı? Cebrail vazifeye mi geldi? Şöyle bak. Şöyle. Biz şöyle diyeyim. Bir süreç var, hadiseler var. İki şey. Olay ve hadise. Logolar ve hadise. Mesela atmosferik hadiseler. Bizim dışımızda oluyor. Bahar, ilkbahar, sonbahar. Bunlar olaylar. Tamam. Bir de insanın sebep olduğu hadiseler var. Tamam mı? Bu iki önümüzde değil mi bu? Şimdi bu bir sürü imkanlar içinde bunlar. Ama bunu bir kavrarsak çok sıkıntımızı çözecek bu yöntem. Mesela Azerbaycan ne olacak, Suriye ne olacak, benim kanserim ne olacak, işte ailem ne olacak, boşandık şu bu. Onlara formül olacağını zannettiğim şey anlatıyorum. Şimdi önümüzde olaylar ve hadiseler var. Tamam mı? Bir, benim dışımda cereyan eden güneş doğar, batar. Hiçbir şey ters gitmez. Hep aynı doğar. Yağmur yağdırılır, balıklar ürer. Tamam mı? Bizim dışımızda. Bir de insanların sebep verdiği hadiseler var. Tamam mı? Şimdi bunların ikisi de durmuyor. Devamlı değişiyor. Tamam mı buraya kadar? Devamlı değişken. Yağmur değişir, insan değişir, ben değişirim, çocuğum değişir, kızım değişir, eşim değişir, paletim değişir, değişir de değişir. Bunların içerisinde çıkış yolu, kendine menfaatli olanların hangisinin ne olduğunu iki de bir değişiyor. Elime atıyorum değişiyor, alabalık gibi kayıyor elimden. Hangisi var? Onun için ızdırap çekiyorum. Bu mu, bu mu, şu mu, şuraya mı çıkar bu, bunu mu tercih etsem buraya gidecek, bunu mu, bilmiyoruz. Bu insanları bir sürü tereddütlere sokuyor. Birinci çıkış yolunuz bu. Yani kendi psikoloji. Bir. İki. Ailen. Üç. Ticarette ilişkilerin. Dört. Cemaattaki şahsiyetin, münasebetin. Ne olacak? Dört tane saydım. Hepsini çözün bu yöntem. Bir. Bu mu, böyle mi yapsam, böyle mi gitsem? Bu çok zor. Bunların içerisinde istikamet tutturmak tercih yani bunu mu yapmak çok zor. Bunu kaçırmayın ha.
ilacı içeyim, içmeyeyim mi, bunu diyeyim mi? Hanıma, ya hanım kim? Çocuklarımın annesi, tamam mı? Hanım değil. Ya, peygamber öyle demiş. Kendinize eş değil, çocuklarınıza ana arayın. Kadınlara ne demiş? Kendinize eş değil, çocuğunuza baba arayın. Şimdi, hadiselerde mesela ben bir tane mantığım vardı. De, abi kim evleneyim falan dedikleri zaman diyorum ki, sen evlendin. Evlendin. 3 sene sonra hanımın vefat etti. 2 yaşında çocuk bıraktı. Hanım gitti. O çocuk, sen de çalışıyorsun. O çocuğu nereye koyacaksın? Kreşe değil mi? Nasıl bir kreşte bir hanımefendi olmasını isterken çocuğumu, az çocuğumu terbiye et. Ha, böyle hangisi, nasıl bir kadına bu çocuğunu yetiştir diyebilecek isen o cinsten birisiyle evlen. Tamam mı? Çocuğunu ana arar. Bak şimdi. Bunu mu, şunu mu, şunu mu? Çok zor. Bu yol nereye gider? Birinci tercih sistemimiz bu. İkincisi çok önemli. Bu hadiselerin arkasına geç, sonuca koy elini. Sonuçta senin aranda. Artık bunların ne olduğunu sonuca göre çok kolay. Mesela uygulayayım. En zor yeriden uygulayayım. Psikolojim değil de dünya hadisesini uygulayayım. Abi Rusya var, Pakistan var, Çin var, işte Suriye var, bu kadar Avrupa. Bak hemen çözeyim. Bak. Şimdi bu Türkiye kimle şey yapacak, şunu şöyle yapacak, bir sürü şeyler var. Sonuca koy elini, Emir Dağ 2, 76'da Cemayir-i Muttefika İslami olacak. Elimi koydum oraya. Sonuç. En sonunda çatlasalar da patlasalar da Allah'ın nurunu tamamlamak adına İslam Birliği olacak. İslam Cumhuriyetleri Birliği olacak. O birliğin adı NATO, Varşova Paktı gibi birliğin adını söylüyorum. Cemayir-i Muttefika İslamiye. İslami birlik olacak. Koydum oraya. Netice bu mu olacak istikbalde önümüzde? Ha. Ne olursa olsun alavera dalavera. Kürt Mehmet nöbete. Hani yaparlar ya nöbete. Ne yaparlarsa yapsınlar. Buraya koy elini. Koydun. Cemayir-i Muttefika İslami olacak mı oraya? Şu hadiselerin hangisi nereye gidecek? Bilmiyorum. Kafaya devirmem gerek yok. Sonucu çok iyi olacak çünkü İslam Birliği olacak. Elhamdülillah. Abi hemen bir fikrimi, şeyimi söyleyebilirim. Ama burayı da şey yapayım. Tabii. Tamam. Şimdi benim sıkıntım var. Yani böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam, bu neyin nesidir? Koy buraya. Şimdi bu kalktığı zaman sıkıntım, bundan daha hafif sıkıntın gelmez. İmtihan durur çünkü. Evet. Gelecek ikinci sıkıntı en az bunun kadardır. En iyisi buna alıştım, bu dursun. Bunun gitmesine çalışma çünkü ötekisi gelecek. Tamam mı? Netice bu çünkü. Evet. İmkan bitmediği için. Şimdi söyle abi. Kesinlikle. Bu ben size çok... Sonuçtan başa bak. Baştan sonuca gitmek çok zordur. Ben size abi bir konuda dert yandığım zaman seneler önce hiç unutmuyorum. Bir dersten gelirken arabanın içinde. Bana aynen bunu söylediniz. O gün bugündür bir daha size hiç derdimi anlatmıyorum. Hiç anlatmıyorum. O derde razıyım çünkü. Bu bir. İkincisi... aynı şekilde Hasan abi siz sonuca bakıyorsunuz ya, ben de starta bakıyorum. Ben de Ayasofya'yı start olarak görüyorum. Önümüzde engelli bir yarış var. Sonuç gideceğimiz, varacağımız nokta orası. Ve o engeller bana sadece beni amaca doğru koşturan ufak şeyler gibi geliyor. O kadar. Evet. Bugün bir tane ailevi soruna şöyle çözüm yaptık. Bak şimdi. Abi işte gidiyorum falan, en son şey yapayım, senin işte alıştan geçiyorum, 60 kafası, çallayana gidiyor atlıya. Dedim ki sağ çek, ok meydanı o sağa bir çek bir şey diyeyim, ondan sonra git. Git tabii canım, avukat soruyor bana. Abi iyi bir avukat var mı? Var var dedim, birazdan sana akıl verecek. Bir sağ çek dedim, aldım. Tamam abi, sakın dedi, beni dedi döndürme, yok öyle bir şey varsa bas git dedim, o zaman beni arama ya. Ben seni teselli, öyle bir davam yok benim. Ama akıllı olman lazım. Buyur abi. Şikayete mi gidiyor abi? Mahkemeye veriyor boşanmaya. Bugün. Ha. Bugün. Onun için malzeme. Dedim neyse konuşalım. Dedim ki bu şöyleydi, böyleydi, şöyleydi, böyle yaptı bana. Bu ya böyle oturması, kalkması, her şey batar. Sebebi ne? Her şey batmasının sebebi muhabbet yok. Muhabbet kalkarsa her şey kusur olur. Muhabbet olursa her kusur basamak olur.
Kusur gözü mabet gözü kusur görmez diyor Risale'de. Hatırladınız mı? Uvet Risalesi'ni. Bak bir daha. Muhabbet gözü kusur görmez. Adalet gözü iyilik görmez. Bak şimdi dedim. Sen bu süreç, abi böyle yapıyor, böyle yapıyor da kalkmıyor da şöyle yapıyor, bir sürü. Tamam. Şimdi bunların içinden benim de başım döndü. Nasıl yapsın bu insan? Tamam mı? Ne diyeyim de vazgeçsin? Yani nasıl davransın? Hem vazgeçecek, hem davranışını değiştirecek, hem de memnun olacak bu adam. Mahkemeye vazgeçecek, tamam mı? Belki bir kardeşime faydalı olur bu söz. Ondan sonra çektim. Ulan ne yapayım bu süreç? Olaylar var, hadiseler var. İki tane şey. Dedim ki, sonuca elimi koydum. Sonuca. Bu kadın dediğin adam, o abi zalimin ki, tamam o zalim. Senin çocukların annesi midir dedim. Çocukların annesi midir? Evet abi dedi. Allah Resulü dedi ki, eş aramayın, çocuğunuza anne arayın. Eş aramayın, çocuğunuza baba arayın. Şimdi bu çocuk babalıyken, nasıl bir çocuk şu anda? Baba varken, boşandığı zaman babasız olacak. O çocuk babasız olursa ne olur? Uzaktan sen bu çocuğun 3-5 sene sonraki vaziyetini görsen, aldığı vaziyetten görsen, keşke ben o sıkıntısıya kanaat etseydim de çocuğun bu sokak serserisi veya fuhuşun ellerine düşmeseydi demeyecek misin? Çünkü baba varken çocuk bu halde. Çocuk sonaca. Şimdi çocuğundan tutundu. Şimdi baba varken senin çocuğun bu halde. Ya babasız olacak o. O babasız büyürken, babalık korunaklı iken bu. Ya korunak kalkarsa ne olur? Biliyor musun dedim. Benim tanıdığım bir zat bunu beceremediği için boşandı. Kocam dindar, sana inadına benim boşadın, kızını da gayrimeşru yollara sevk etti. Şu anda en meşhur pisliklerden bir tanesi. Adam da bu sefer, tanıyorum Zeytinburnu'dan, kahrından öldü. Kahrından öldü, kızı duruyor. En rezil. Şimdi sonuç, bu çocuk, bırak kadını, bu çocuk benim çocuğum. Bu çocuk babasız veya babalı. Bu çocuğun bu bozulmaması için dişimi sıkacak. Ya bu sonuç için hiç ben kale almıyorum diye biliyorsan git. O zaman bu sonuca göre burayı sen tanzim edersin zaten. Bu detay sana ait. Bu sonuç için bu belli zaten. Yok bu olacak. Bu sonuç için. Peki abi dedi, bu sonuç için benim nedir psikolojim sence? Sen insan sevmiyorsun. Kendini sevmiyorsun. Bu sonuca göre sen kendini sevmiyorsun. Kendinle barışık olmadığın için hiçbir zaman insanlarla barışık olamazsın. Kavgalı, gürültü, evde her gün kavga çıkıyorsa inan bana kendinle barışık değilsin. Nasıl olacak? Ya ben de bu kadar 78'den beri hizmetin içinde, 70-80'de en çarşaflı böyle dönemlerde aile hayatında kısmen de yaşadım yeğenimle. 3 sene değil mi, hapisten sonra kirada benim yeğen adayı. Gene beraberiz. Beraber yaşıyoruz, bir aile gibi de oldu. Şimdi o dünyayı da gördüm. Burada dershanede Sevk-ı İdare'de 1903'te abi şimdi, 86'dan beri hep dershanelerde Sevk-ı İdare'de bulundum. 1985-83'te abi verdim abi. İşte Kırkan şurayı hep böyle Avrupa, hep insanlarla Sevk-ı İdare'de bulundum. Ya ben gökten gelmedim. Eğer sonuca göre bu olayların tercihlerimi yapmasaydım etrafımda hiçbir tane kalmazdı. Çünkü Allah Kur'an'ında bilmana şöyle diyor. Ey Habibim diyor sonuca göre. Sen sert davransaydın diyor sonuca göre. Etrafında kimseyi göremezdin diyor. Sert olsaydın. Peki abi benim nereye kadar?
bu sonuca göre bu sebeplere ne kadar tahammül edeceksin? Baktın ki senin tahammülünü açtı, psikolojini bozuyorsa, senin psikolojin bozulup başka bir psikoloji tamir olmaz. Oradan bir tahta sökülüp de burada tahta çakılmaz sırınca, artık sistemin bitiyorsa başka bir sisteme malzeme olamaz. O zaman Allah mubah etti. O zaman ayrılabilirsin. Ama bu sonuca göre eğer burada yapacak başka şeylerin varsa yap. Ondan sonra git. Anladım abi. Abi dedi geri döneceğim ama tavsiyen ne nedir? Ne olur kendini sevmeyi öğren. Kendini sevmeyi öğren. Kendini yönetmeyi öğren. Kendindeki o sistemi hakim olmaya çalış. Çünkü muhabbet gözü kusur görmez. Tersi adalet gözü hiçbir iyilik görmez. Sen beni sevmeme karar mı verdin? Her şey zarar benim. Her şeyim senin gözüne batar. Sevmeye karar verdin, her şeyi seversin. Tamam. Ya bismillah. Yanlış bir tercihle zamanındaki hatalarımla birlikte... Gene düzeltir. Kötü bir, mesela bir domuzun çocuğunu yanlış yönlendiriyor dinin dışında abi buna. Hani babası, sonuç şu çocuk. Hı hı. Varken çocuk bu. Hı-hı. Var ol da o kadar olsun. Hı-hı. Ortadan çıkarsan bu çocuk hiç, sana göre, mantığına göre ben varım bu kadar kötü yetiştiriliyor. Hı-hı. Ya ben yoksam gene Allah'a şükür diyeceksin. Ben şey anlatmıyorum. En gayrimeşru, en tepede olan kız, kadın şu anda piyasadaki kız böyle bir hata, yanlış hatanın yanlış tercihin sonucu olduğunu biliyor. Yani o kavgaların bir ucuna denk gelmiştim. Ben gençtim. Rüştü abi vardı. 1980'lerde. Rüştü abi vardı. Yani öyle uzaktan duyar şey yapardım. Fakat Rüştü abiyi dinlemedi o. Bir günahını aldım. Belki de Rüştü abi belki de yanlış bir şey doğruluk zannıyla başka bir şey vermiş. Bilmiyoruz Allah ile o ama netice korkunç. Şu, arkadaşlar bu mu, şu mu, bu mu? Hangisinin için nereye göre doğrudur? Hangisinin için nereye, ne kadar, ne zaman doğrudur? Hangisinin için nereye, ne kadar, ne zamana kadar, ne miktar doğrudur? Sonuca göre olayları yönlendir. Mesela yanımızda şey var. Nadir abi var. Rahatsız. Şimdi o kadar acayip ki. Çok garip. Bunaldığım zaman, yorulduğum zaman ders çalışıyorum. Daha kafam almıyor. Bugün de öyle oldu. İniyorum dördüncü kata. Şöyle üçüncü kata. Nadir abi ayısta ya. Allah bir şakalaşıyoruz falan diyor. Allah onu söylüyorum. Bir gülüyor, bir beni bir güldürüyor. Motor acayip sanki psikolojik tamir yeri yani. Öyle düzeliyorum ki. Allah Allah. He. Ya yapamıyorsan git bir odun yak ya. Arabanın arkasına odun koy. Git bir yerde odun yak. Bir denize ayaklarını sok. Bir nehrin kenarına bir üzüm al da üzüm ye. Veya çekirdek at böyle. Dereyi seyret, nehri seyret. Ya mutlu olmaya çalış ya. Çok şey arama. Basit bir şeyle mutlu olmaya çalış. Bir kalemle mutlu ol. Bir defterle mutlu ol. Bir kilo üzüm alabilmekten mutlu ol. Çünkü şu anda tavanı seyreden yoğun bakımda insanlar var Allah'ını seversen ya. Ya ne olur ya. Öyle üzüm alsan da tıkır tıkır böyle taze. Ama tabii caiz değil tabii üzüm. Derenin kenarı demek. Niye? Hem de bensiz. Bensiz. Ya. Çok da güzel oluyor. Yani mutlu olmak için çok büyük şey lazım değil. Olayları yönetemezseniz o sizi yönetir. Hemen onunla uğraşma. Sakın dertlerine savaşma. Sakın ha. O yaban arıları gibi çoğalır, saldırır. Sakın ha. Ne dediğine bak. Dilini öğren. O bir şey bırakacak sana, bir yağmur bırakacak. Bakayım ne öğreneceksin. Böyle. 31-32. ayet. Abi geçmeden bir şey söylemek istiyorum.
külli nazarla cüz'i hadiseleri mi yönlendiriyoruz? Evet. Abi? Biz şöyle yapıyoruz. 231 Mesnevi'de. Yani Mesnevi'de diyor. Yani Risale-i Nur, inan, psikoloji kitabı. Her şeyde diyor ki, niye sıkılıyoruz? Çünkü senin cüz'i bir nazarın var. Yani Kur'an'dan kopuk, Risale-i Nur'dan kopuk. Basit, küçük, menfaat. Yani felsefenin şeyi. Menfaat ve lezzeti varsa, ölçü bir. Koy tencere, menfaat ve lezzeti varsa iyidir. Zararı ve eylemi varsa kötüdür. Ölçü bu. Bu nedir? Şimdiki zamana bakan bir şey. Felsefenin ölçüsü budur. Felsefe diyor ki bir şey niye iyidir? Menfaati ve lezzeti varsa iyidir. Niye kötüdür? Zararı ve eylemi varsa kötüdür. Ölçü bu. Ha. O zaman bu adam mazi ve istikbale gitmiş. Kötü çünkü elem düşündükçe bana şey yapıyor. Şimdiki zamana bakıyorum. Bak şimdi. Cüz'i nazar yani menfaat ve lezzet, elem ve zarar varsa. Hadiseye bakıyoruz. Bu ne ya? Bu akrabam niye gelecek ya? Birkaç saatimi alacak ya? Başlıyor. Bak bir şey. Bir de değişik bir bak. Diyor ki cüz'i bir hadiseye. Cüz'i bir hadiseye. Diyelim ki ne bileyim bir olumsuz bir kavgaya veya akrabanın gelmesine veya bir kayıpta. Cüz'i bir nazar. Cüz'idir o hadise. Allah'ın nazarıyla bak şimdi bir de. Olayların arkasına geç. Külli bir nazar. Yani ahireti ölçü yaparak. Bu ahireti ölçü yaparak bakmak şu. Olmaz, hayır. Niye diyorsun? Olmaz. Ahirette mesuliyet var. Hayır. Bu niye yapıyorsun? Ahirette iyidir. Yani dünyada helalimiz haram. Caizdir, değildir. Yap, yapma, git, gitme, de, deme. Nereye göre yapıyorsun? Sonuca göre. Ahirete iman, insana hakim olman istediğinde zulüm yapamaz. Hak yiyemez, tahakküm edemez, zorbalık yapamaz. Yapamaz da yapamaz. Bir insan, bir daha söylüyorum, ahirete imanın nispetinde dünyadaki doğruları, yanlışları değişir. Hayır, olmaz. Niye? Çünkü, çünkisi var. Diyemem çünkü, gidemem çünkü, açamam çünkü. Hep çünkisi var. Sonuca göre. İman-ı bil ahiret. Sonuçtur. Ahirete iman oldu mu? Ölüm. Namertin bugün gelse yok derse. Çünkü temiz olacağım. Sonuç şu. Allah dedi mi ki benim davama hizmet et? Bana kul ol dedi mi? Yani niye korkacağım? Bana dedi mi ki havada uçacaksın, suda yürüyeceksin, yoksa benim rızam yok. Öyle bir şey demedi ki. Namazını kıl. Kulluğunu yap. Ya Rabbi gücüm bu kadardı. Sen de biliyorsun. Peki bunun ne olacak? Temiz olacak. Ve kendisi diyor, ya dünya hayatı o kadar benim için o kadar değerli değil diyor. Siz nasıl diyor ölümü kerih görüyorsunuz? Meal. Ahire, oysa diyor ben diyor siz dünyaya talipsiniz diyor meale. Oysa ben sizin ahireti kazanmanızı istiyor. Dünya neymiş yani? Şimdi bir derece karınca kadar benim gücüm bu kadar. Belki insanlara daha iyi bir insan olabilirdim. Daha faydalı olabilirdim ama gücüm yok. Benim kapasitem bu kadar. Diyeceğim, ne diyecekler bana haşirde? Sonuca göre konuşuyorum. Niye bunları yaptım? Ya Rabbi gücüm buydu. Kapasitem bu kadar. Yani tamam, Allah'a verebileceğim bir şey yok. Ne yapayım başka? Yapabilecek bir şey. Sonuç bu. Sonuca göre o zaman mezarlığı şey yapıyorum şimdi. Ecel gelecek. Beni de kapıyorlar, kalp kızı çeviriyorum. Sonuç Allah. Namazdayım geçim. Bugün de vurdu böyle. Pat 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 yapıyor şeytan. Dedim ya, şu namazda gidecek. Nasip nerede bizde? Bir atımın gitti, o da bitti. O da bitti mi? O da gitti. Meğer şeytan yapıyor. Tut 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 yapıyor. Dedim namazda gidecek nerede? Ben nerede? Bu nerede? Abi, sonuca göre, düşününce... Yok, başka bir şey gülüyorum aklını selamlı. Hasan abi, özür dilerim. Ya. Şimdi, siz dediniz ki, o zaman diyeceğim ki... Benim gücüm bu kadardı. Ha. Şimdi sizin bir kaza namazı ifadeniz var ya. Demiştiniz ki Şafii'ye tabi oldum. O zaman ne oldu abi? Duman ettiler. Duman ettiler o zaman. Şafii'ye göre salat-ı vitir yok ya. Sünnet ya, vacip değil. Hanefi'de vacip. Ulan 120 gün salat-ı vitirim var. Kıl kıl bitmiyor yani. 17 yaşında nurları tanıdım.
14-15'te buluğa girsem 2 sene. Dedim ya bu ne olur ne olmaz 2 sene de ben ekledim. Kazaları kıldım. Sabah namazını kıldım. Sırf hiç başka bir şey kılmadım. Sırf sabah kıldım. Sırf bitirdim sonra öğleni kıldım. Farzların. Kaza ya. İkindi farz bitirdim. Akşam farz bitirdim. Yatsının farzını bitirdim. Selatı bitir. Hanefi de vacip. Şafi de sünnet. Ya Rab. 120 gün ya biliyoruz ya hocayız. Ya Rab 120 gün selatü vitirimi Şafi mezhebini takliden kıldım. Şafi mezhebinin sünnet ya, sünnetten de hesap yok. Öğle namazının sünnetini niye kılmadığında hesap yok. Allah'ın hesabı yok. Peygamber diyecek yani sünnetini niye terk ettin? Tamam, Şafi'ye göre hallettim mi ben bunu? Şimdi taklit ettik ya mezhep. Oysa işte Allah bir gün rüyada öldü. Ama ya öldüm. Ama acayip bir şey. Hiç sevmediğim, nefret ettiğim adam beni taşıyor ya. Şimdi ona en iyi dostum. Ulan ben bunu sevmezdim. Bu beni nasıl taşıyor dedim ya. Vay be, yanlış düşünmüşüm ya. Keşke fırsatım olsa da düzeltseydim arama. Baktım tabutumu taşıyor. Ondan sonra fakat ben de tabutla gidiyorum ama böyle çok güzel rahatlık var ama bir tarafta da bir şey var yani. Böyle bir sıkıntı var. Top böyle ufak top. Ulan bu neyimisi ya? Yani şimdi ulan seninle mi uğraşacağım şimdi? Gene dünyadaki gibi güzeli sonuca göre düşünüyorum, tamam mı? Ondan sonra kabre indiriyorlar, hissediyorum. Rüya bu. Kabre ondan sonra o perdeliği kapattılar. Mezarda şak diye peynir gibi şey kesildi kabir. Önüm kesildi böyle. Tak diye mezarlık kalktı. Bir baktım ki ucu bucağı yok, dibi yok Amerika'ya, yani sonsuz aşağı doğru uçurum. Böyle bir alem açıldı. Böyle kesildi böyle mezarlığı diyorum. Allahu Ekber, bir güven geldi ki fesubhanallah. Böyle peynir gibi açıldı böyle. Allah, bulutlar vardı ama hava öyle güzel ki, o kadar tatlı bulutlar ki, envai çeşit renk. Meğer o bulutlar melekmiş. Şimdi dedim onlardan iki tanesi Münker Mekir benim. Meleklermiş ama nasıl bir renk? Canlı, ruhlu, şuurlu, akıllı, hissi, muhabbetli. Her şey var ondan. İnsanların da acayip bulut. İki tanesi geldi. Annemin künyesiyle falanca falanca tabiri diğerle Hasan Hoca hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim dedim. Aynı böyle. Kardeşlerim dedim. Hoş bulduk. Kardeşlerim dedim böyle. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk dedim. Ama bir güven var bile. Bir şey anlatacağım kaza için. Ama o kadar keyif var. Ama bir tarafım da böyle beni çamaşır gibi kıvırıyor. Hayır. Dedi ki hesaba hazır mısın dedi. Hazırım kardeşim. Hep kardeşim. Hazırım kardeşim. Bir tanesi, itikattan açalım dedi. Aynı anlatıyorum size. Ötekisi dedi ki, bu hep Allah'ı anlattı. Allah'ı ve itikadı sorma bana. Allah anlattığı için, tamam. Amele geçiyoruz Hasan Hoca. Buyurun. İlk önce başladılar namaza. Sabah namazının adedini söylüyor. Şu kadar kazan var. Ama ödemişsin. Ödemişsin deyince ödedi. Şimdi aklım gidiyor Selat-ı Vitir'e. Şimdi kapacak beni anladım. Hatırıma geldikçe kemiriyor beni orası. Ama hocayız ya, Şafii'yi taklit ettik ya. Öğleyi namazı kazan şu kadar var. Öteki sayfaya bakıyor, şuradaki kaza. Evet dedi, onu da ödedi. Çok şükür. İkinci, yatsıya geldi. Farzı dedi bak şimdi. Yatsı farzını şu kadar kazan var. Evet, onu da ödedi. Selat-ı Vitir'de şu kadar kazan var. 120 gün duruyor. Eyvah. Bilemezsiniz o anı. Eyvah. Karşımızda o bulutun arkasındaki sonucu biliyorum. Sonucu biliyorum ifade.
Allah hiçbir Müslümanı o anımı düşürmesin. Dedi ki, niye kılmadın dedi. Kılacak kadar sana Allah ömür vermedi mi? Dedim ki, kıldım. Niye tamamlamadın dedi. Dedim ki, Hanefi mezhebinde vacip, Şafii'de sünnet. Ben de dedim, Şafii'yi taklit ettim. Sen hocasın dedi, öyle biliyorlardı. Peki dedi, mezhepler ne zaman taklit edilir? Dedim, ihtiyaç ve zaruret zamanında. Hangi ihtiyaç ve zaruretle sen taklit ettin ki dedi. Zaruret mi vardı? Yani niye, ne zarureti vardı? Zaruret. Yani bir zaruret şu, şerî lisanda bir organın kesilecek veya hayat tehliken var. Hangi ihtiyaç ve zaruretle sen dedim mezhepleri taklit ettin? Bu arada onu tam derken nefes alamamaya başladım. Böyle nefes alamıyorum. Yani zaruret derken baktım ki butum kadar, şu ayağım kadar yılan sarmış beni duvara böyle. O tarafa değil, bu tarafa. İnanın bana, yani pulu var ya, pulu, yani yılanın pulu. Sanki buğday tarlası olur ya Tekirdağ'da böyle. Rüzgarla yatar kalkar. O yılanın kabuğundaki pullar yatıp kalkıyor. Ama sıkıyor, nefes alamıyorum. Dibi yok. Yılanın ucu yok. Beni kıvırıyor. Kemikten geçecek. Kafası yok. Kafası da yok. Arada beni kapmış. Arada ben de gidiyorum. Kıyma makinesi gibi. Sonra nefesle kurt bunları alsanıza diyorum. Sanki onlar beni yardım ediyor. Alsanıza dedim böyle. Bağırıyorum. O senin şimdilik cezan dedi. Dedim. Allah'a baktım. Yüz çeviriyorlar. Gidiyorlar. Tamam mı? Eyvah. Yüz çevirip gidiyorlar. Onunla baş başa bırakıyorlardı. Ya Rabbi dedim. Muhammed'in Rabbi dedim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hatırına, senin yanındaki kıymeti değeri hatırına bir daha fırsat ver. Ondan sonra onlar sanki şimşek çaktı gibi, tabi o halette ama bu arada sistem bitti benim de takta. Ondan sonra onlar geri dönüyorlar. Böyle geliyorlar bana. Allah sana son bir fırsat daha verdi. Süper. Uyanınca hiçbir şeyim sağlam değildi. Süper. Evet. Burnumdan kan akıyordu. Allah Allah. Süper. İnanın burnumdan kan akıyordu. Kalktım. Yanımda vakıf vardı. Yanımda vakıfa dedim ki Hasan vardı. Kırıkan şeyde orada. Dedim ki ben öldüm bugün. Dershaneye kim gelirse gelsin. Sabah namazına kalktım. Abi şey yok. Ben yokum, tamam mı? Bugün akşama kadar dershane sana ait. Ben odadan çıkana kadar kapıma bunun hiçbir Allah'ın kulu gelmeyecek. Tamam mı abi dedim Hasan. Tamam abi. Yemek dahi, hiçbir şeyde aramayacaksın beni. Tamam, tamam. Bana şu bidonu su ver. Hadi bak. Abi iyisin değil mi? İyiyim. Sen tamam, kapıyı kapattın. Sabah namazını sünnet ve farzı kıldıktan sonra yalanı Allah şahit edilmez. Kafir olur. Su koydum. Sabahtan başladım namaz. Daha ezanlar dışarıda okunmamış. İmsak işte o değilmiş. Sabah namazında farz sünnetten sonra tesbihat yaptım. Selat-ı vitri kaza etmeye. Allah in velâ sinâteyne kullâhâ. İşte rahmet sünnetini tak tak tak. Yatsı namazı okunuyordu. Yatsı namazı okunuyordu. Selat-ı vitrin 120 günü bitirdim. Allah. 120 günü bitirdim ve başladım Allah. Onun gibi bir dünya, bir cennet bitirmenin rahatlığını hatırlayamıyorum böyle bir şey daha neyse. Eğer o bir daha fırsat vermese, o hakiki ise, o doğru olacaksa, Allah hiç kimseyi sokmasın içeriye. Peki başladım.
Onu da söyleyeyim. Başladın ama ömrün vefa etmedi. Başladın mı? Bugün başladın değil mi yatsıda? Vallahi inandım Rabbim öyle. Din, ben fıkıhtan, dinde olmayanı söylemek, Allah adına karar veriyorsun. Başladın değil mi? Vefat ettin ama başladın. Allah bitirmiş gibi muamele ediyor. İster yap, ister yapma. Peki kılacak mısın? Herkes kılacak. Herkes namazı kılacak. Kafirler de kılacak. Ama burada, ama orada. Ya burada kılacak, ya orada kılacak. Orada ki durumu söyleyeyim rivayetlerde. Dünyanın 1000 senesi, ahiretin, ben psikolojik olumsuzu sevmiyorum ama namaz meselesi bu. Dünyanın 1000 senesi, ahiretin 1 günü. Tamam, 1000 sene dünya, ahiretin 1 günü. Ahiretin şöyle 1 gününe hayal et, oranın 83 yılı. O 1 gün buysa, bir de senesini düşün, bir de 83 yıl. Bir tek namazın karşılığında oradaki kılma, o şeklin, o orada bir yıl, bir namaza 83 yıl orada bedelini azap ödeyecek. Ama kılacak yani. İster kıl, ister kılma. Ama bu gece Hasan abi yatarken hatta teheccüde kalksak, desek ki Allah'ım böyle niyet ettik. Yani biz ömür verdiğin süre içinde biz her namazın arkasından bir namaz kaza edeceğiz. Buna gücümüz yetiyor. Bu şekilde duamızı yapsak Allah'ın izniyle. Hatta teheccüd, teheccüd kalktığın zaman ya Rab teheccüd namazını deme. O vakitte namaz kılmak Allah için. O zaman sabah namazını ve öğle namazının kazasını kıl. Şu iki sünnet değiştirilemez, terk edilemez. Sabah namazının sünnetini, akşamı. Şimdi sabah namazının sünneti hariç, vacip diye var. Mesela diyelim ki, çok fazla kazan var. Yani iki yeri de söylüyor. Bir çok az kısım alimler demiş ki, sünnetler, sabah namazının sünneti hariç, çok az kısım, Allah'ın hesabı yok ama peygamberin ithabı var. Allah niye sünneti terk etti demeyecek ama, çünkü farz değil, vacip değil ama sünneti mevkide. Bu peygamberin hesabı var. Yani çok uzun şey varsa sünnet yerine kaza kılsa ama bittiği zaman tekrar hemen sünnete şey yapacak. Ama Mülteka 163. sayfa 1. ciltte diyor ki bunu söyleyen nadanlar diyor. Yani sünnet yerine kaza kıl, sünnetler yerine kaza kıl diye nadanlar diyor. Orada ekseri ulemanın şeyi. Ekeri de söylüyor. Ama ben korktum, tamam mı? Benim 2 sene kazan vardı, 17 yaşında nurları tanımaya. Fakat 2 de ben ekledim, 4 sene ya, ulan 4 sene içinde ölürsem ne olur? O zaman şöyle dedim, ya Rabbi, kazamı bitirene kadar canımı alma. Eğer canımı alacaksan kazadan hesap sorma. Amin. Ama her günü kılıyordum ve bitirdim. Onun kadar lezzetli, şöyle diyebiliyorsun o zaman, tamam. Namertim bugün ölüm gelse yok dersem diyebiliyorsun o zaman. Hmm. Çok rahat ediyorsun. Kaza namazım yok şükür. Kaza orucum yok çok şükür. Malı mülküm olmadığı için zekatım yok çok şükür. Ondan sonra cinayetim yok çok şükür. Yani kazası mümkün olan günahlarımı kaza ettim. Kazası olmayanlar var mesela. Haramı nazar. Kazası yok. Tövbe işte onların kazası. O da Allah'a tövbe ettiriyorsun. İnşallah bir insan da Allah bundan razı olsun der de. Allah da razı olursa. Yani çünkü Allah'tan ve ahiretten ümit değil. Yani hizmetten dolayı. Sen de kazana başladın mı itimat et. Böyle diyor. Başlanılan bir namaz bitilmiş gibi kabul ediliyor. Başta belki de kader bunlar. Ben bir tane de okuyayım birkaç tane de. Okuyun abi çok güzel oluyor. Kardeşim ne olur. Kazaya bitir de demiyorum. Başlamadan Allah rızası için girme kabire. Ölüm bayılmak değil. Bu elimle çok cesedi kadın. Çok da korktum. Beni baş başa bıraktılar Almanya'da, morgda, bu durumda, 2-3 zeminde. Cenaze sahipleri, oğlu bile, karısı bile, hepsi beni terk etti. Korkusu, babalarını bıraktılar,
O morg yok. Almanya'da morg mu var? Orada bir oda ver. Tamam yapayım mı? Ya yap yap. Ama takır tukur yapma. Şimdi. Sana yapayım abi. Daha o zaman çayız. Şimdi o morg ama o kadar soğuk ki. İsmail sen de yapma. O kadar soğuk bir yer ki. Tek başınızasın. Yardım etmiyor ya. Allah'tan kork lan. Allah. Yardım et koca adamı nasıl çevireceğim ya? Dedim ki, yardım etsenize kardeşim, bir kişi bana yardım edin, daha nasıl çevireceğim yani? Hoca efendi, cami imamısın ya. Hoca efendi, eski arkadaşımız. Lan babanız değil miydi dedim iki çocuğuna. Ne dedi? Babam idi diyor. Tamam çık dedim ya. Ondan sonra önlüğü giydim. Bazıları var, kurban olurum yedemasına ya. Dokunuyorum dönüyor ya. Süper oldu, değer hocam da öyleydi ya. Dokunuyorum, bu sefer alnına öptüm. Ne biçim mübarek adamsın da. Bana yardım et. Dokunuyorum ha böyle, ayağından tutuyorum. Hadi sen yukarıdan da sen dön. Dönüyorum. Çünkü böyle ortadan şey yapıyorum. Bazısı da sanki gövür ölüsü kardeşim ya. Sanki kereste kötü ya. Yani bir buradan çeviriyorum, bir şey koyuyorum, tekim yani, tekim o. Bir de çoğunlukla akşam veriyorlar cesedi. Hani ondan sonra ne diyorum biliyor musun? Simadan biraz da belli ya. Falan dedim bir tanesini, dayanamadım. Falan dedim, namaz ya, şey ya. İlk önce sordum, nasıl bir şey, daha girmedim. Dediler yani, baktım Simada, durum iyi değil, hiç iyi değil. Tam bu psikolojiyle bakıyorum. Dedim ki, Allah yolunu açık etsin ama nereye gidiyorsun dedim şimdi. Sonra başlıyorsun ağlamaya. Rahman okuyorum hep böyle. Ya Yasin okuyorum ezberde. Böyle. Yasin böyle şey ya. Bir oda vermiş. Ağlıyorsun ya. Yani nereye ağlıyorsun biliyor musun? Nereye gidiyorsun? Ezeli ve ebedi. Bir daha dönüşü olmayacak bir yere gidiyorsun. Eyvah. Bir daha dönüşü yok. Ümit de yok. Ümit de yok. Ondan sonra soruyorsun yani böyle, ne iş yapıyordu? Ondan sonra teslim ediyorsun. Onlar da kargoyu koyup Türkiye'ye getiriyorlar. Bazıları da işte orada mezarlıkta gömüyor ama kardeşim haşa zannetme ki korkutuyor. Tövbe ya. Tövbe. Çünkü koca... Yani bu realite, bu gerçek. Ama namazını kılıyorsun. Bir şeyin peşine koşuyorsun, tamam mı? Dünya çalış tabii. Tabii ki çoluk çocuğun yaşası farzdır. Dört çeşit kazanmak vardır. Çalış. Ama ne olur bir ucundan da bir ümit olsun diye bir davanı bir tane kenarından tut. Ben şöyle dua ediyorum. Şu elimi yaptım bak dört. Rabbim biliyor. Ya Rabbi, Allah'ım, kim bize dua ediyorsa, biz kimlere dua ediyorsak, bak şimdi, bu hizmeti imaniye, Kur'an'ı de maddi ve manevi zerre kadar hissesi olana, üzerimde hakları olanlara, söz verdiğim kişilere, bak niçin söyledim? Hizmet imaniye, Kur'an'ı de maddi ve manevi zerre kadar hissesi olanlara. Mesela burada ders dinleyen birisi var, canlı yayında birisi var, tahmin ediyorum. Nasıl bir adam biliyor musun? Durumu hepten iyi değil bak, canlı yayında bak. Bir vakıf Almanya'da böbreğini kaybediyor. Hastalıktan böbreğe gidiyor. Bu hayatiyeti devam etsin, vakıflı devam etsin diye böbreğini veren adam var orada. Hizmeti devam etsin diye. Böyle kali, adam gibi adam var. Selam olsun ona. Selam olsun. O tür insana işte Allah diyor, doğduğu güne, öleceği güne, tamam mı? Yeniden hayata döndürüleceği güne selamı. Ben iltifat etmiyorum. Ya düşünebiliyor musun? Sen böbreğin hayal edebiliyor musun? Bu vakıf gidiyor. Tamam, terhis olacak. Akıl değil. Ama o şehir Almanya'da vakıfsız kalacak. Ya benim hayatım öyle düşe kaldı. Bu da kaliteli değil dine. Lan bunun hayatı dine ya. Gidiyor yatıyor ameliyata. Elin oğluna böbreğini veriyor. Hayatı devam ediyor. Vakıflık yapıyor hala. Şu adamda yaşıyor. Şimdi Allah'ın rahmetini hayal et şimdi. Unutamıyorum ne kadar tesir altında aldım. Ya. Değil mi? Bu, ne diyor bak?
İşte bazı insanların doğumuna, ölümüne hayat hep bereketli olur. Ona şöyle diyor. Doğduğu gün, öleceği güne, yeniden hayata döndürüleceği güne selam olsun diyor. Meali. 15. ayet Meryem suresinde. Bazı insanlara böyle. Doğduğu güne, öleceği güne, yeniden doğacağı güne selam olsun. Bazı insanların görünmesi, konuşması, hayatı, her şeyi ya, inek gibi. Tezeyi bile, yani pisliği bile tezek oluyor. Her şeyi kullanılıyor. Bazı insanlarda hiçbir şeysi kullanılmıyor ya. Kim o? Hep tenkit, hep eleştiri, hep negatif. Bu insanlar kadar iğrendiğim kimse yok ya. Tenkit eleştiri ya, meşgulam. Hatta beni tenkit eden, küfredenleri bile hakkımı helal ediyorum. Değil cevap, hakkım helal olsun. Bilmiyorlar. Bilse, benim bildiklerimi bilse, benim hissettiklerimi bilse, benim gözümle ahirete, kabire baksa, bunun zerresini yapmaz. Ve diyorum ki, ya Rabbi, burada siz de şahit olun. Bilmiyor Allah. Bu bilmiyor neyin peşine ben koştuğumu. Allah'ım affet onu. Onu ve beni affet. Hep dua ediyor. Şimdi de diyor. Bana küfreden, bana yer hazırlayan. Benim üzerimde dava ya, dava arkadaşlarıma. Hakkım helal. Niye? Bilmiyorum. Ama dava ya. Dava, ben şahsıma gelmiş. Şahsımı helal edebiliyorum. Ama benim şahsımdan davaya edilmişse o benimle alakası yok. O sahibi Kur'an'dır. Kur'an'ın sahibine havale. Kur'an onu affeder mi, etmez mi? O bilmiyor. Şimdi birkaç tane de okuyayım. Okuyalım inşallah. Saat orada mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bu acaba ben şu başımı bir sarayım abi de benim. Biraz gerildim herhalde. Oh, 31. ve 32. ayet. O oh, Allah razı olsun. Kim yaptı bunu? Çok güzeldi ya. Oh, kahve güzeldi. Meryem suresi 31-32. ayet. Nerede olursan ol, em olunduğun gibi ol. Zor durumlarından bile ders alsınlar. Kendini yaşama, davanın içselliğini yap. Yaşadığın sürece namazı, zekatı ve anne babana karşı saygılı olmayı bırakma. Allah'a şükret ki seni zorba ve isyankar yapmadı. 39. ayet. Pişmanlık, insanın gafleti ortadan kalkması veya nasibi varsa ciddi bir musibet. Pişmanlık ne zaman olur? Herkese Allah pişmanlık nasip etmez. Tövbe nasip etmez. Kim o? İnsanın gafleti ortadan kalkmasıyla veya nasibi varsa ciddi bir musibet veya dert, sıkıntı, hastalık veya hapislik gibi durumlarda ortaya çıkar. Ne? Pişmanlık. Pişmanlık kendisi tövbedir. Mesela bir şey söyleyeyim size. Bazı günahlar vardır. Ne olur bağışlayın yani böyle. Bazı günahlar var ki sen yaptın, ben yaptım. Ağzıma alıp da Allah'a bunu affet diyemiyorum, utanıyorum. Allah'ım şu fiilimi, şu düşüncemi affet demekten yemin ederim Kur'an adına utanıyorum. Utanıyorum, bana hiç yakışmıyor. Allah'ım bu fiil, şöyle diyor. Ya Rabbi, dili getiremiyorum, hatırlamak istemiyorum. Utanmıyorum, sen de biliyorsun. Ama sen affedici değilsin. Çok affedicisin. Ya Rabbi, beşeriyetime bakıp, hizmet imaniye, Kur'aniyedeki hizmetkarlığıma, vesileliğime, halel getirme. O utandım ama dile getiremiyorum, sen biliyorsun. Ben dile getirmekten bile utanıyorum. Allah'ım sen Allah'sın. Ben kulum. Allah'ın hatırına affet onu. Allah'ın hatırına. Şimdi hadisi kutsi var. Diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah affetmeyeceği kuluna tövbeyi nasip vermez. Ağzına tövbeyi nasip etmez. Hazreti Ali'den naklediyor, Hazreti Osman'dan naklediyor. Radiyallahu ecmai. Yani Allah affedeceği kulunu tövbeyi nasip eder. Tövbe nasip oldum. İnşallah affedildi. Çünkü Allah tövbe herkese nasip etmez. Bu ne güzel bir müjde abi. He, böyle.
böyle. Allah adına, din adına olmayan bir şey diyemezsin. Cehennemde yerini hazırlasın diyor. 19. mektubun başında bu ayet var. Olmayanı demiyor. Allah affetmeyeceği kulunu tövbe yazını nasip etmez. Mesnevi Nuriye'de bir ayet var. Ya yellezine amenu, ey iman edenler. Tamam mı? Yerinden okuyayım daha şey olacak. Muhakemat bak bak. Ey iman edenler. Nerede? Bak şurada. Bak mealini de vereyim. Şu ayete bak. Ama abi benim günahım şöyle de rezil de kepaze. Tamam. Tamam tamam. Peki Allah mı? Büyük sayfa 65. Bak şurada. Allah mı büyük tövbe tövbe senin günahın mı? Senin günahın Allah'ı aciz mi bırakır? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezi esrafu. Yani Allah'ın o hududunu aşanlar. Esrafu ala enfusim la taknetu min rahmetillah. İnne Allahe, muhakkak ki Allah, yağfiru zunuben cemiya, inne huvel gafurur rahim. Komple. Ey her türlü melanet her şeyi yapıp, yani fıtratını aşan, haddini hududunu aşan, enfusum, la taknetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'tan ümidini kesen şeytan kafirdi. Niçin kesmeyin? İnne Allah'a. İnna Allah yağfiru zunuben cemiya. Allah her türlü günahı affeder, affedebilir, güçte sahiptir. Onu aciz bırakmaz hiçbir hadise. Niçin böyle yapıyor? İnnehu makafu huve huve gafurur rahim. Çok bağışlayıcı. Çok bağışlayıcı. Bana diyor ki Allah affedici ol. Allah affedici olmuyor. Bana diyor affedici ol. O çok affedicidir. Ben bağışlarım çünkü o söylüyor. Bağışlayıcı oluyor. Kendisi bağışlayıcı değil. Çok bağışlayıcıdır. Tamam. Ve abi çok merhamet edicidir. Evet. Çünkü Allah insan gibi düşünme. Bu ayet kendisinin mi? O dedi. Yapmasaydı böyle der miydi? Ve bu ayet hadiste de diyor ki Allah affetmeyeceği kuluna tövbeyi, istiğfarı diline koymaz. Bilmem. Sana nasip etti mi tövbe? Yat kalk da şükret. Yat kalk da şükret. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tub aleyna ya tevabu ya kimu tövbeten nesu'a tövbeten nesu'a liyakum minellezine iza faalu faişeten ebzala muhfusekum zekerullah festağferu li festağferu li zunubihim ve min yağferu zunubi cemiyya. Estağfurullahi lazim el kerim ellezi la ilahinnahu elhayyum kayyum ve tuvel isvanum. Ve tub aleyna ya tevabu ya kimu tövbeten nesu'a liyakum minellezine iza faalu faişeten ebzala muhfusekum. Zekerullah festağferu li zunubihim ve min yağferu zunubi illallah. Estağfurullahi lazim el kerim ellezi la ilahinnahu elhayyum kayyum ve tuvel isvanum. Ve tub aleyna ya tevabu ya kimu tövbeten nesu'a liyakum minellezine iza faalu faişeten ebzala muhfusekum. Zekerullah festağferu li zunubihim ve min yağferu zunubi illallah. Estağfurullahi lazim el kerim ellezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve tuvele subhanehu amin ve hamdülillahi rabbil alemin. Bunun yeri cevşenin başındadır. En azı 11 defadır. En kralı 99'dur. Orada öyle yazıyor. 11'i oku. En azından şunu de diyemesen. Estağfurullah, estağfurullah. 11 defa. Ya estağfurullah demeden ben yatmıyorum. Çünkü gece 12'den gün dönüşüyor. 12'ye kadar günah yazılmıyor. Gündüz yaptığın günah yazılmıyor. Sebabı tekrar vazgeçer belki değil. Sebap hemen yazılıyor yaptığın anda. Günahınız yazılmıyor. Çünkü belki tövbe eder de kayda geçmesin diye. Vallahi bu keramet abi. Ya. Bakın. Tövbe estağfurullah. Yani dedim ki ey büyük Allah. Benim varıp söyleyemeyeceğim Hasan abim. Dersini burada durdursun, bizi bir tövbeye getirsin, bir el açtırsın bize diye. İkram, Allah affedin. İşte o konunun aynı kendisi oldu. Ama Allah seni affetmek istemeseydi bu tövbeyi ağzıma vermezdi. Evet, elhamdülillah. Allah yapıyor, yaptırıyor. İyi ki Allah var, değil mi? Evet, çok hoş ya. Allah'ın insan Allah ile, Rabbi ile gururdu ya. Lezzet alır, keyif alır. Evet.
Gurur duyuyor. Kada hoş ya, iyi ki Allah'ım ya. Hoşuma gidiyor, tövbe estağfurullah. İşte hoşuma gidiyor, ne derse desinler. Metsup desin. Pişman, bir de okuyayım şunu. Ali, idare et. Durum iyiydi. Pişmanlık, noktalı virgül. İnsanın gafletin ortadan kalkması, pişmanlık ne demek? Gaflet ortadan kalkarsa pişman olursun veya nasibin varsa ciddi bir musibet, nasibin varsa ciddi bir musibet, ciddi bir dert, ciddi bir sıkıntı, ciddi bir hastalık, hastalık, bunlara nimet veya hapislik gibi durumlarda ortaya çıkar bu pişmanlık. Mesela en güzel ben, en neyse, çünkü bu zamanlarda geçmişini daha net görmeye, niye? Musibetlerde, dertlerde, hastalıklarda, sıkıntılarda, pişmanlıklarında o zaman geçmişin daha net gözükür. Püstü müstü sisli gözükmez. Daha net görmeye, sisli bulutların kalkmasının zemini olduğundan, musibete düçar olanın kimlerin musibetine vesile olmuşsa o zaman anlar. Yani musibete düçar mı oldu? Musibete olanı o zaman anlarsın. Ha? Mesela bu dolu yağdırıldığı zaman dün ne dedik bu ay falan, ben ne anladım? Evet. Araba sürüyordum. Ne, hangi dava kardeşimin canını yaktınız ki sema hiddet ediyor? Beni hemen Silivri'ye götürdü. Yani yalan, bir de ötekisini söylemek istemedim ama Metris'e ilk kapsana girişinde o güde dolu yağmıştı. Benimle alakası yok. Buna hizmet ettiğimizden alakası var. Bundan kaynaklanıyor. Allah'ım senin rızan için söylüyorum, bunun için söylüyorum. Bunu öne çıkartmak için söylüyorum. Benimle alakası yok. Metris'e de ilk günüm, bakın tarihe, giriş tarihime, İstanbul dolu. Silivri'ye de giriş. Çünkü bununla alakalı mazlum davası için zulmediyor. Mazlumuz. Yani Risale-i Nur yayılmasın, anlatılmasın diye zulmedildi. Şimdi de aynı benden 10 kat söylüyorum ama niçinmiş kimse bir şey. Burada bir plan vardı. Şimdi söylüyorum. Evet. Musibete düçar olanın kim anlar? Düçar olan anlar. Bu günah tövbeyi kim anlar? O pişmanlık duygusu kimde olur? Vicdan-ı intibaha, kalbi pişmanlığa dönenlerde olur. Allah herkese bu şeyi nasip etmez. Bu dersi dinler, bunlar ne yapıyor ya? Tiyatro mu oynuyorlar ya? Öyle de tiyatro şuraya bak ya, artist falan. Niye, ne olacak? Olacak ya. Niye? Allah nasip etmemiş. Vermeyince mabut. Neylesin Sultan Mahmud? Küreyi vermiş, küreklene kadar altını alırsan demiş, senindir. Heyecanından küreyi ters çevirmiş. Ondan sonra bir dalmış, 100 lira kaldırmış, bir tane kalmamış. Vermeyince mabut demiş, ben ne yapayım Sultan Mahmud olarak? Vermemiş. Şimdi bu sohbetten de tövbe ve istiğfar, onu da sana nasip olmuyorsa, ben böyle bir adama denk geldim. Hadi dedim, kanser gidiyorsun, bizim kardeşimizin eskide vakıflık yaptı, evlendi, kayıpedir. Mutayitlik yapmış şeyde karşıda. Ondan sonra, ya dedim ya, iyi gittim. Eski vakıfımızı ziyaret ettik evine. Abimizdi yani. Ersan kardeş gel dedi, kayınpederimi bir tövbe ettir dedi. Biz ettiremiyoruz. Nasıl ettiremiyoruz? Dama bak. Kanser ağrıcık. Hadi bir tövbe edelim. Ben tövbe etmem dedi. Niye dedim? Ona şaşırdım. Onlar da meğer alışkın. Bunlar o garip garip bakıyorlar. Niye etmesin? Ya ben kanserim. Ölümümü bekliyorum. Böyle dedi. Aciz aciz miskin miskin tövbe mi olur? Allah beni sıhhate kavuşturur. Sağlığımı yapar, ben de dışarıya çıkarım, ayaktayken ederim. Yoksa şimdi ona tövbe etmem dedi. Emrin olur. Bu adama hemen orada ne yaptım ben? Ya Rabbi, Allah'ım beni kurtar. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Lut gölüne sahabeler gelince değil su içmek, hemen oradan ayrılmasını emrediyor. Sebebi burada Allah helakiyete tecelli ettirdi celal. Bu celal tecellisinin yanından uzaklaşın hemen. Umulur ki tekrar tecelli eder. Yani bu adam ne işte X hale girmiş. Allah onun ona gelecek lanetten korktuğum için kaçtım. Hemen çıktım odaya, çıktım. Hemen çıktım. Dedim fotobesle ona. Emrin olur tobesle. Allah diyor ki beni siyahatını vereceksin. Ayağa kalkacağım.
iyi olacağım, tövbe edeceğim sana, yoksa etme. Aman dahi, neredesin şimdi? Şimdi bu sözümü duyuyor mu? Duyuyor tabii. Keşke itaat etseydin Allah'a. Keşke elini kaldırsaydın. Bak, musibete düçar olanın kimlerin musibetine vesile olmuşsa, o zaman anlar. Nasıl ki tok, aç anlamaz, aç olan da aç olanı olan anlar. Ramazan'da oruç gibi. 47 ve son. 47. ayet. Meryem Suresi 47. Kesin alametleriyle kafir olarak ölene dua yapılmaz. Onun affı istenmez. Nasıl? Kesin kafir. Mesela adam bir tanesi beni diyor böyle yatırmayın mezara, böyle gömün dedi. Çatalca'da bir vakıfın bahçesinde böyle gömülmüş. X bir adam, isim vermiyor. Yani kesin böyle bu kafirlikte ölmüş. Kesin alametleriyle kafir olarak ölenlere dua yapılmaz. Kesinse. Onun için mezarlığa veriyorsun dua. Ruhuna Fatiha diyor. Ya Rab ey limanın ruhuna diyorsun. Ey liman değilse zaten onun ruhuna gitmiyor. Niye? Radyosu açık değil. Sen verici istasyonuna çalsan bile radyosu çalmaz. Onun ruhu açık değil. Ne dersen de gitmez. Şimdi mesela verici istasyon yayın yapsa, radyosu kapalı ne yapacak? Beşinci kattan radyo yayını yapsa, birinci kattan radyosu kapalı ise çalmaz. Beşinci kattaki yayını Avustralya'da radyosu açık olsa orada duyar. Ya Allah Allah. 47 bitti. Alkollü öldüğünü bildiğin birisini Hasan abi. Yani hemen ona hükmedilmez. Evet günahla gitmiştir ama imanını bilmeyiz. Heh, değil mi abi? Ya. Hele intihar edenlere sakın ha, İmam-ı Gazali der ki aklı örtülmesi yapmazdı. Öyle mi? Tabi örtülüyor, cinler örtebiliyor. Tamam mı? Yani Erva Habisi var ya mesela, filmi seyrettin, filmi kapattın, YouTube'u kapattın, televizyonu kapattın, kafa kapanmıyor ki. Bu Erva Habisi, iki de bir seni karıncalıyor. Yeis'in zulümatından, Yeis kimin özelliğidir? Şeytan. Şeytandan zulümat olur. Yeis'in 24. sözden söylüyorum, müsaaden söylüyorum. Yeis'in zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, Erva Habise'nin izacatından, bu üçünün şey olsa, bak Yeis'in zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, Erva Habise'nin izacatından, bu vahşetin dehşetinden, an şartta kurtulursun diyor. Yani Yeis kimdendir? Şeytan. Şeytanın ruhu Yeis içinde, kopyala yapıştır sana. Ruhu zulümat içine koyar. Ki Allah kimseyi kimsesiz bırakmasız, ki bırakmasın. Kimsesizlik nedir? Kalpte vahşettir. Vahşet ne demek? Şu. Helikoptere bindirdik seni. Safari gibi Afrika'ya götürdük. Tamam mı? Götürdük. Ondan sonra şeye tak. Vereyim. Ondan sonra Afrika'ya götürdüm, tamam mı? Seni Afrika'ya götürdüler. Bir taraftan timsah saldırıyor. Biliyorsun hayal yerlerini parçalayacak. Bir taraftan da timsah saldırıyor, sırttan saldırıyor, yılan saldırıyor. Tamam mı? Şimdi mutlaka gafur şey yap, o kendisi yapar. Mutlaka bir şekilde öleceksin. Hangi ölümü seçerdin? Kobra yılanı seni şey yapar. Yaklaştır onu, yaklaştır onu. Yaklaştır kardeş, akıllı. Ha. Ya gitti gitti kaldı. Biraz çabuk. Kaldı. Ha. Kaldı. Tamam. Şimdi ölümden bir tane seçeceksin. Ölümden bir tane seç. Timsahla mı ölmek istersin? Sırtlanla mı? O anda o ölüm şeklinden bir tanesini seçme anında kalbinde ne olur? Vahşet. Ha, kimsesizlik vahşetinden. Kafirin ve imansızın ve sefihin kalbinde böyle vahşetlikler var. Günah, Müslüman dahi olsa günah nispetinde kalbinde vahşet olur. İşte Yeis'in zulümatından, ruhsal. Kimsesizliğin vahşetinden kalbine mukabil kalp yok. Sevemiyorsun kimseyi. Kimsesi yok ya. Kimsesi yok. Bu kadar karabalık içinde yalnızsın. Sevemiyor ya, bir tane söyle diyeyim. Dedim ki, sen dedim niye insan sevmiyorsun?
Dedi ki, aynı böyle dedi ya, ben öyle der gibi söyledim ama evet dedi, hiç sevdiğim kimse yok dedi. Böyle insanlar var yani. Diyeceksin, nerede bunu? Ya ben bir tamirci bildikleri için bana açılıyorlar. Kimseyi sevmeyen insan biliyor onu. Ne için biliyor musunuz? Kendisini sevmiyor. Karısından şikayet eden Belçika'dan birisi gelmişti Zeytinburnu'nda. Beni kaç sene aramıştı, hatırlarsanız o şeyi, olayı. 21 dakika, sene kaç sene, kaç sene aramış beni, neyse bir şekilde beni buldu, Belçika'dan geliyor. Belçika'dan. Bu adamı dinliyorum, eşinden şikayetçi. Tamam dedim, madem Belçika'dan geldin, dersten sonra Zeytinburnu'nda 5. katta dinledim, 21 dakika sürdü. Bitti mi kardeşim? Bitti abi. Bitti hocam. Cevap ne biliyor musun? Sen insan sevmiyorsun. 21 dakika anlat. Çek onu ötekisini çek ya. Ha? 21 dakika anlattı yani. 21 dakika eşinin kusurlarını anlattı. Zannediyor ki onu anlatıyorum. Allah. Eşi aynı kendisini anlatıyor bana. Çünkü idare edilmeyen eş yoktur. Edemeyen vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir bardak balı zehir yapan eşleri var. Gitti onun evine, odasına, bal şerbeti ya, bal şerbeti. Ondan sonra, yani alim diye Ayşe validemiz, annemizdir yani, peygamber. Allah Allah. Ama zirvede işte, kıskanma da şey, kadın yani, fıtratı bu. Ama Allah Resulü onu teselli için dedi ki, yani ben niye böyleyim falan, üzülüyordum Ayşe validemiz. Allah Resulü dedi ki, Ayşe sen böyle değil, fıtratınız var. Ama yönetebilirsin onu. Yönetilemeyecek hiçbir şey yok. Onun eşine gitti, biraz geç oldu diye. Bir bardak bal ya, bakın ya, bir bardak gibi bal ya. Bal şerbeti. Bal şerbeti. Adama, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a zehir ettiler ya. İçmemeye de şey yapmış bir daha. Bir daha içmeyeceğim ben. Bir daha içmeyeceğim. Hadi be. Ya, sen olsan ne yapardı ya? Ağlamam geliyor. Ayette geçiyor bu şey. Ayet var yani. Ağlamam geliyor ya. Hani bu... Nasıl yönetti ya? Nasıl idare? Ben ne oluyorum? Nasıl taşımış ya? Bunun tersi de var ha. Öyle erkek var ki insan değil ya. Haza bu şeytan. Öyle mübarek kadınlar var ki ayakları başımın üzerinde ya. Öyle mükemmel ya. Ama insan değil. Ona da şahidim. Ona da şahidim. İnsan değil ya. Yani nasıl bir mahluk? Bir de Hasan abi dermiş hadiste, bana kızdığın zaman sen peygamber olduğunu iddia eden kişisin dermiş Hazreti Ayşe. Kızdığı zaman. Kızdığı zaman öyle dermiş. Bana çok kızarmış öyle dermiş. Ama bir defasında herhalde erdi değil, yani fazla da rahat. Bu demek ki bütün kadınlarda var bu. Yok, bizim bütün erkeklerde var. Bazen diyor, yine mana mı geldi diyor sana. Ben sertleştiğim zaman. Hasan abi, yine mana mı geldi sana? Ama bizim de kaşığımız sütten çıkmış değil ki. Değil, doğru. Çünkü niye? İyiler iyilere, kötüler kötüler. Sen nasılsan o da öyledi. Ortalama. Hadi ya. Sen hak ettin. Hadi kurma bunu. Ayna. Şöyle uzattırayım. Hak ettim. Peki, peygamber için ne diyeceksin? O bütün o hanımların ceminin ya. Tamam. Aynı de örnek ya. Yani mesela kardeşim sen ol, kendini yönetmeye kalk. Kimseyi yönetmeye kalkma. Çocuklar nedir? Allah'ın emanetidir. Toplumu da biliyor, beni de biliyor. Aa, şeyin dediği gibi. O çok severim ya. O Kürt Mehmet'in Kürt Hasan'ın sözü. Çok kaliteli adammış. Kabe'ye gelmiş. Hikaye değil ha. Kürt Hasan? Kürt Hasan diye bir adam. Kabe'nin en makbul olan hangi cephesidir duvar? İbrahim Hazreti. Onun oraya. Ne deniyorlar oraya? Makam İbrahim'in yanında. Tamam. Orası. Oraya geliyor. Adam. Bir de doğunun kültürünü söyleyeyim. O güzel insanların kültürünü. Çocuğunu öldürsen, tamam mı? Çocuğunu öldürdün değil mi? Kan davası var.
bir yol yaptın bilmeden bu adamın evine girsen, sen çocuğunu öldürdün. Benim çocuğumu öldürdün diye asla sana şey yapmaz. Evine misafir geldi nasıl muamele eder? Katil ile, çocuğunun katiline öyle muamele eder. Ama evden çıktı gitti mi? Gene düşmanımsın der. Evime bir geldin mi? Cenaze münasebeti şunla buna. Seni düşman olarak görmez. Ne yapar? Misafire ne gerekiyorsun muamele yapar. Bu kültürün sahibi olan adammış. Kabe örtüsüne sarılmış. Ya Rabbi, Hasan ya, bu haso, tamam mı? Niye geldiğini biliyorsun. Ve Ya Rabbi, Memo benim çocuğumu öldürse, bir şekilde evime gelse, sen bilirsin ki zatına yemin ederim, şanıma yakışır gibi ona muamele yaparım. Katil değil, şanıma yakışır gibi muamele yaparım. Ben de senin, bu haso senin evine geldi, amin. Allah Allah. Allah onun hürmetine hepimizi affetsin. Anladın mı? Bak, anladınız mı? Yani Memo benim çocuğumu öldürse, Hasan'ın çocuğunu öldürse ama bir sebeple evine gelse, ben ona şanıma yakışır gibi muamele ederim. Katilime, düşmanıma, zarar verene. Ben de senin evine bir şekilde geldim. Artık senin şanına yakışır gibi muamele et. Amin. El Fatiha. Amin.